Evet arkadaşlar, çarşamba günü yapacağımız AYT sınavının 3. trigonometri sorusu. Bu birazcık daha böyle son yıllarda çıkan sorulara benziyor işin açıkçası. Ve hep sınıflarda da bahsetmiştik bundan. Uzunluğu x türünden istiyor, açı türünden istiyor. Şimdi bize verilen uzunluk şurası. 4 birim. Sorulan yerde B'de. Arkadaşlar önce şu üçgende şu uzunluğu bulalım. Bu uzunluğu bulduktan sonra da büyük üçgende şu uzunluğu bulalım. Bulduktan sonra da küçük üçgende BD'ye geçelim. Şuraya A dedik. Şimdi bakın büyük dik üçgende dikkat edecek olursanız X'in komşusu A, hipotenüsü belli. Komşu ve hipotenüs de bize kimi verecektir? Kosinüsü. Dolayısıyla büyük dik üçgende kosinüs X'i yazıyoruz. O da A bölü 4'e eşit. Buradan da A'yı 4 tane kosinüs X olarak buluyoruz. Şimdi küçük dik üçgene geçelim. Bize sorulan BD, buraya B diyelim, B soruluyor. Bakın x'in karşısını soruyor, biz de e, hipotenüsü biliyoruz. Karşı hipotenüs, o zaman sinüs X'i yazacağız. Sinüs x neye eşit? B bölü A'ya eşit. Buradan B A çarpı sinüs x'dir. A'mızda 4 tane kosinüs x'ti. Şimdi cevabımız 4 cos çarpı sin diye duruyor ama cevaplarda bu yok. Çünkü yarım açıya dökeceğiz bunu. 4'ü 2 çarpı 2 diye ayırdık. Çarpı cos çarpı sin. Arkadaşlar şuranın sinüs 2x'in açılımı olduğunu hepimiz biliyoruz. ve Dolayısıyla cevabımız 2 tane sinüs 2x olarak çıkacaktır.